TV8 ekranlarından aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler değerli izleyenler. Ramazan boyunca farklı konuları ele almaya ve sizlere faydalı bilgiler aktarmaya devam ediyoruz. Stüdyomuzda her gece olduğu gibi Emre Dorman hocamız bizlerle birlikte ve bu geceki programımızda Profesör Doktor Caner Taslaman hocamızı konuk ediyoruz. Değerli hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Sağ ol. Allah razı olsun. Evet, e, hocalarımızla birlikte İnternette, sosyal medyada sıkça sorulan, e, dini konularda merak edilen çeşitli soruları cevaplandıracağız. Hemen sorulara geçelim hocam isterseniz. E, Caner Hocam sizinle başlayalım. Biraz zor bir soruyla başlayacağız ama bakalım. Evet ne merak sorusu. edilen soruyla evet. başlayalım da zor olsun. Allah her şeyi biliyorsa bizi neden sınamaktadır? Evet bu kader... Başlığında daha çok bu konuda tartışılmıştı. Bunun tabi alt bir sürü başlığı var. Allah'ın bilmesiyle bizim sınavımız. Şimdi burada şöyle bir ayrımın yapılamadığını görüyorum. Allah'ın geleceği bilmesi ve insan özgür radeyle yapması. Yani Allah önceden biliyorsa bizi zorluyormuş gibi düşünüyor. Oysa bu iki tane hususu ayırmak lazım. Yani Allah'ın bilmesi veya bilmemesi diyelim şey açısından ayrı bir meseledir. ...özgür rağdemesi olup olmadığı ayrı meseledir. Yani Allah geleceği bilip insanı zorluyor da olabilir... ...geleceği bilip zorlamıyor da olabilir. Allah'ın geleceği bilmediği bir model bazıları kursa... ...Allah geleceği diyelim açık bırakmıştır. E pekala yeniden de insanı yapmaya zorlayabilir. Yani Allah'ın geleceği bilmemesi de... ...insanı zorlamasının da garantisi değil de diğer tarafta. Şimdi bu... ...genelde bu konulardaki hatalar... E, tabi ...bir kere bunun bir zor bir konu olduğunu kabul edelim. Yani... Özgür rade, felsefede zor konulardan birisidir. Zaman üzerine tartışmak zor konulardan birisidir. Bunun kötülük sorunu dediği bir sorun gibi sorunlarla da ilişkisi var. Yani felsefi açıdan çok zor kabul edilebilecek birkaç tane sorunun hepsi birden bu konuyla ilişkilidir. Biraz da bu sorunun zorluğu oradan kaynaklanıyor. Onların hepsini masaya yatırıp üzerine konuşmak zorunda kalıyorsunuz e, bu konuda. E, Burada evvela şöyle bir şey diyelim yani insanların zihninde geleceğin bilinmesiyle ilgili iki farklı model var. Birinci model bir yönetmenin senaryo yazması modeli. Yönetmen bir senaryo yazıyor gelecekle ilgili. O senaryoyu yazdıktan sonra kimselerin özgür iradesini kullanmadan eylemde bulunuyorlar. Mesela diyelim Erol Taş aslında çok iyi bir adam ama ona diyor ki sen kötü rolü oynayacaksın orada yapacaksın orada onun hiçbir iradesi yok senaryoyla ona o yaptırtılıyor veya başka birisine diyelim iyi rol yapılıyor. Hatta doğa olayları bile tersine gösterilebiliyor bir biliyor filmde. Nedir? Bir taşı yukarı atıyorsunuz yere düşer doğa olaylarında. Filmde insanın özgür iradesine aykırı hareket ettirildiği gibi taşın yasalarına aykırı olarak da havaya doğru yerden kalktığı da gösterilebilir. Yani tersine sahneyle. bir bu geleceği bilmekle ilgili. Diğer bir geleceği bilme modelimiz mesela bizim hep gördüğümüz hava durumlarında var. Hava durumlarında ne yapıyoruz? Siz aslında doğa yasalarını iyi hesaplayabilirsiniz ki yüzde yüz o kaos teorisinden mümkün olmamasını bir kenara bırakalım. Ee, doğa yasalarını iyi hesaplarsanız işte hava durumunu genellikle bilebiliyorsunuz. Yani ne zaman ne olacağını bilebiliyorsunuz. Veyahut da benim diyelim ben Furkan'ı tanıyorum. Furkan çok sevdiğim bir dostum. Ben yarın onun evine bir arkadaşlardan haber aldım. Fakir olan birileri gelecek işte bir şey yapacak. Ben Furkan'ı bildiğim için onlar o durumda gördüğünde onlara kendi imkanlarından verip mesela maddi yardımda bulunacağını biliyorum. Niye Furkan? Çünkü hep böyle yapan bir kimsedir. Öbürlerinde ihtiyacı var. Şimdi Furkan böyle onlara maddi yardımda bulunduğunda o zaman ben bunu bildim diye yarın evine gelen şu fakirlere onların da geleceğini öğrendim. Furkan işte yardım edecek diye. Burada Furkan'ın sevabından bir şey eksilmez. Yani çünkü ben benim bilmem onun özgür iradesiyle o koşulda ne hareket edeceğini bilmemden kaynaklanıyor. Yani benim bilmem onun zorlanması değil. Yani Allah için de bence olayı böyle düşünmek lazım. Çünkü Kur'an'da baktığımızda insanların yaptıklarından sorumlu olduğu birçok Kur'an ayetinden geçiyor. Yani insanın özgür iradesi var. O zaman Allah'ın geleceği bilmesini, İnsanın özgür iradesiyle içinde bulunduğu koşullarda ne yapacağını bilmesinden kaynaklı bir şey, yani insanı zorlamasından değil, insanın ne yapacağını bilmesi kaynaklı bir olay olarak görmemiz lazım. Nasıl ki ben Furkan işte yarın evine gelecek de materyalını bulacağını bildiğine, tabii ki bizim bilgimiz kusursuz değil, Allah'ın bilgisi kusursuz. Onun sevap almasını engellemiyorsam, aynı şekilde. E, Allah, veyahut da ben onu zorlamıyorsam yani Allah da bilerek aynı şekilde e, bilmesi insanların günah veya sevap almasını engelleyecek veya sorumlu olmasını engelleyecek bir husus değil. Dizideki birkaç tane de Kur'an ayet okuyalım. Necim suresi 9. ayette mesela e, insana emeğinden başkası yoktur diyor. Kur'an'da insanın e, emeğinin ahirette karşıda alacağını ondan başkasını bulmayacağını söylüyor. E, ve Yine Yunus suresi 44. ayette şüphesiz ki Allah hiçbir şekilde zulmetmez. Velakin insanlar kendilerine zulmediyorlar demektedir. Ee, Nisa suresi 40. ayette gerçek şu ki Allah insanlara zerre ağırlığınca zulmetmez. Bir iyiliği kat kat yapar ve katından büyük bir karşılık vardır diyor. Yani Allah insanların yaptığı iyiliklere kat karşılık veriyor, bol bol veriyor. Ee, yanlış yapanlara da yap, hak ettiğinden fazlasıyla e, ceza vermiyor. Yani hak ettikleri kadar veriyor. Asla zulüm. Allah'ın kendisini yanlış tanıtmasına bir gerek yok. Yani Allah istese yaparım ben on kat ceza vereceğim de pekala diyebilir. Ama bütün bu Kur'an'da yapılanlar Allah'ın ödül ceza vermesi insan ve insan işte demin okuduğumuz emeğinden başkası yoktur gibi ayetler hepsi bunlar e, insanların özgür radeyle eylemde bulunduklarını düşündüğümüz zaman anlamlı olacak şeyler. Kısacası Allah'ın geleceği bilmediği tartışmasa en önemli sus Burada insanın özgür iradesi olduğunu anlamaktır. İslam düşünce akımında cebriye gibi ekoller çıkmıştır. Yani insan hiçbir özgür iradesi olmadığını söyleyen akımlar. Hristiyanlığın içinde kalbiniz mesela bunlara yakındır. Ee, ama gerek Yahudiliğin gerek Hristiyanlığın, gerek İslam'ın içinde benim gördüğüm o felsefi düşüncelerde ağırlıklı görüş yine insanın özgür iradesi bir şekilde yer bulmak üzerinedir. Yani birçok ekol Buradan girmiştir ve bana göre Kur'an'ın geneline baktığımızda doğru olan budur. Yani Kur'an'da defalarca mesela ey iman edenler diye geçerken işte ey iman ettirilenler denmez. Yani ey kafirler dendiğinde mesela işte ey kafir ettirilenler denmez. Yani Allah'ın insanları saptırması tipi geçen Kur'an'da ifadeler bile insanların işte Allah'ın sınırları çiğnemelerinden dolayı samimiyetsizliklerinden dolayı saptığı saptırıldığı şeklinde ifade edilir. Yani Allah keyfi olarak bir insanın özgür iradesi yok onu saptırıyor. İnsan özgür iradesini kurmadan, kullanmadan bir hidayeti var ve bu makbul. değil. Yani bu şeye benzerdi. Yani bir tane robot yapsanız yani robotu yaptığınızda arkasından onu bir namaz kıldırmanız neyse ve hatta aynı robota ondan sonra diyelim siz bir domuz e, alıp da içine atıyor. Domuzu öğütse neyse yani bir haram veya bir farz yapma. Nasıl ki dom, yani e, robot açısından o namaz kılmanın veya domuz eti yemin hiçbir ayrılığı ayrılıyor. Çünkü kendisinde bir e, şey yok. Özgür adı yani e, domuz e, eti yemeyi yememeye, namaz kılmayı kılmamaya içindeki şartlarda seçmiyor. Her halükarda onu yapmak zorunda hiçbir önemi yok. Aynı şekilde yani kulların da özgür radesiz olduğu düşünülemez. Yani Allah'ın geleceği bilmesiyle ilgili belki şöyle bir benzetme de kullanabiliriz. Şöyle bir şey düşünün. Mesela diyelim ki biz bir yerde duruyoruz. Köşeden bir gölge geliyor. Gölge gelince biz birinin çıkacağını köşede hatta gölgesinden kim olduğunu tanıyıp falanca geliyor diyebiliriz. Ve falanca geliyor. Şimdi biz bir alametini gördük. Gölgeyi gördük. O gölgeden dolayı kimin geleceğini bildik. Ne oldu biz onu biz mi getirdik? Yani biz mi onu ortaya çıkardık. Hayır yani biz alametini gördük. Aynı şekilde dediğim gibi Allah insanların özgür radelerini bildiği için hangi ortamda ne yapacaklarını bizim hani hava durumundaki tahminlerimiz gibi diğerleri gibi yapabilir. O yüzden Allah geleceği biliyordur. Fakat bu hiçbir zaman için e, cebretmesi zorlaması değildir. Hayır insanların yaptığı tabi hava durumlarının her zaman için hatalar olabilir. Mutlak olarak hesaplamaları düzgün şekilde mümkün değil. Ama Allah'ın hesabında Tabii ki e, bilmesinde de bir e, şaşma olmayacağını da e, söylememiz lazım. Hocam bu konu tabii çok eee Emre hocam bir şey söylese bir de zamanla ilgili kısmı var. Onunla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Hocam şey e, belki hatırlatmakta fayda var bu konuda. Yani Allah her şeyi biliyorsa bizi niye sınamaktadır sorusunu belki şöyle düşünebiliriz. Yani bunun aksi türlüsü ne anlama geliyor? Yani Allah'ın her şeyi bilmemesi anlamına geliyor. Hı hı. Şimdi Allah'ın herhangi bir şeyi bilmemesi aşağı e, onun için bir noksanlık ifade eder ki böyle bir şey zaten Allah'tan uzaktır. Ya da e, Allah e, bizi sınasın ama bilmesin mi e, dememiz gerekiyor. Tabii. Yani alternatif nedir? Hani bu soruları sorarken tabii ki dediğiniz gibi önemli bir soru ve çoğu insanın zaten zor olduğu için bu kadar çok kişinin kafasını meşgul eden bir soru. Ama bunu iyi düşünmek lazım. Yani Allah'ın zaten bilmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Öte taraftan zaten insanın bu dünyadaki varoluş anlam ve amacı Kendini gerçekleştirmesi, kulluğunu ortaya koyması, e, ispat etmesi e, tabii ki sınanması e, gerekiyor. Onun dışında e, Allah'ın bilmesi dediğiniz gibi insanın eylemlerini yapmasında zorlayıcı bir bilgi değil. İnsan yapacağı için Allah biliyor, Allah bildiği için insan yapmıyor gibi formülize edilebilir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu özgür iradete biraz zor bir konudur dediğim gibi felsefe tartışma. Benim yani e, fıtrat delileri kitabım var internette onun irade bölümü var e, okunum, o, okumasını herkese tavsiye ederim. Fakat şunu söyleyebilirim insanın en muhteşem özelliklerinden biri de özgür iradesi olmasıdır. İnsanı diğer canlılardan farklı yapan özelliklerden e, biri bu. Ve Allah'ın da özgür iradesi var tabi mutlak şekilde Allah'ın özgür iradesi hiçbir şeyle kısıtlanmaz. Bizim özgür irademiz yasalarla diğer birçok şeyle e, kısıtla e, kısıtlanıyor yani e, bu konuyu tabi de diğer e, anlamamızı zorlaştıran hususlardan bir tanesi Allah'ın zamanla ilişkisinden dolayı oluyor yani birçok zaman insanlar zamanı şöyle düşünüyor işte böyle çok milyarlarca yıl zaman var Allah başına koyuyorlar zamanın Yani sanki bu Allah bu zamanın içinde geçmişten burayı biliyormuş gibi düşünüyorlar e, yani Allah sanki zamana tabi gibiymiş gibi düşünüyor. Bu tabii ki bir kere Allah'la ilgili yanlış bir görüşe götürebilir. Yani zaman Allah'a kısıtlayan, bağlayan bir şeymiş gibi düşündürtür. Bu zaten nitekim şu tip sorulara da götürür. İşte Allah insanı yaratmak için kadar, niye bu kadar yıl bekledi falan veya kaç milyar yıl önceden biliyordu gibi yanlış soruları götürür. Burada önemli olan hususlardan bir tanesi Allah'ın zamanın da yaratıcısı olduğunu anlamak. O zaman yani Allah 13,8 milyar yıl önce evrenin başında bir yerde durup da burayı biliyor gibi düşünmeyeceğiz. Adeta bir yerde zamanın üstünde de burayı yaratıyor gibi düşüneceğiz. Bunu düşünürken de tabii Allah zamanla ilişkisiyle ilgili düşünebilecek birkaç ayrı ve zor bir tartışmanın konusu olan ilişki türü var. Birincisi şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani izafiyet teorisiyle de Einstein'ın ortaya koyduğu 1900 yılların başında zamanın izafi olduğu, yeryüzündeki değişkenlerden, yer çekimi veya hız gibi değişkenlerden etkilendiği anlaşıldı. Bu, bu da şu demek: bu evrenin zamanından, bu evrenin dışında bahsetmek anlamsız. Yani evrenin başlangıcı o Big Bang 13.8 milyar yıl önce, bu zamanın da başlangıcı. Allah evreni yarattı demek aslında zamanı da yarattı demek. Şimdi Allah bu evrenin zamanına tabi değil, bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat yine de düşünebilecek birkaç model var. Bir Allah zamansız olarak nitelendirmek burada bir model. Bu evrenin zamanını yarattığı için, yani Allah Zamansız olup evreni yaratıyor. E i̇kincisi Allah'a tanımlarken Allah'ın kendi doğasından kaynaklanan nevi şahsına mahsus bir zaman algısı var mı Allah'ın içinde? Yani Allah'ın dışında Allah'a e, sınırlayan bir şey değil zaman ama kendi doğasından kaynaklanan nevi şahsına mahsus bir zaman var mı diye de burada bir düşünülebilir. Onu bir kenara yazmak lazım. E üçüncü bir görüş olarak da burada dikkat edilmesi gerekli şeylerden birisi Allah zamansız ama. Zamana tabi bir varlık yarattığında mesela bu evren veya biz bununla ilişkiye geçişi Allah'ın zamanla bir şekilde ilişkisi oluyor. Yani buradaki Allah'ın artık ilişkisini zamansız bir varlığın zamanla ilişkisi değil bir nevi kendi şahsına mahsus bir ilişki tarzı oluşturuyor Allah. Yani zamanın yaratıcısı olarak o zamanla bir şekil ve ilişkisi bir de şu var tabi Allah'ın zamana müdahalesi ise yani evrenin işte zamanın evrenin zamanının başında yaratmadan her şeyi bilip de müdahalesi gibi bir modeller olmakla beraber daha çok terminolojide Allah zamanın aslında her anındadır. Oralara müdahale ediyordur şeklinde ifadelere gidebilecek bir müdahale şekli var Allah'ın. bunların her biri demin söylediğimiz Allah'ın bilmesi ve işte bizim özgür irademizle ilgili şeyi ufuk açan değişik Allah zaman ilişkisi modelleri. Yani bunların hangisinin doğru olduğunu tartışmak dediğim gibi din felsefesi açısından, zaman felsefesi açısından zor ve bana göre enteresan bir konu. Bu konuda tez de yaptıran biriyim. Ee, bu konunun önemli olduğunu biliyorum. Ve bu konu anlaşıldığında birçok dediğim gibi yanlış soru da yani Allah insanları yaratmak için niye bekledi gibi yanlış soru da e, düzeliyor. Gerçi bu yanlış soruyu düzeltmek kolay. Biz izafiyet dövresinin getirdiği bu evrenin zamanının izafiyetini anladığımız o sorular cevabını alıyor. Yani Allah zamanın içinde bekleyip de insan 13,8 milyar yıl sonra yaratmayı beklemiyor. Yani zamanın kendi Allah için bir bağlayıcı unsur diye ben bunu hep şeye benzetiyorum örnek verirken hani YouTube videolarına diyelim bir saatlik bir videoyu bir saatte de seyredebilirsiniz. Hızlanınca yarım saatte de seyredebilirsiniz. Bütün kareleri aynı anda görebilseniz bir saniyede bile bütün bir YouTube videosuna bakabilirsiniz aslında. Yani Allah'ın da zamanla ilişkisi hani teşbih tahta de almaz demişler bir nevi böyle. Yani Allah zamanın içinde beklemeli bir şekilde bu evrenin zamanıyla ilişkisi yok. Hani Allah'ın doğası ve zaman ilişkisi ayrıca tartışılsa da bu evren için onu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ha, o zaman Bu'mla ilgili anlamadaki sıkıntılardan daha çok Allah'ın geleceği bilmesi. Çünkü gelecek dediğimizde yani yani Allah sanki zamanın başında da ileriyi biliyormuş gibi yine bir yanlış tarzda bir soru soruluyor. Yani aslında burada Allah'ın bilmesi ve insanın yapması demek lazım. Yani Allah çünkü geçmiş gelecek bizim kendimizin nitelendirdiği hususlar. Ee, Allah zaman ilişkisiyle ilgili zorluklar anlaşıldığında bence bu kaderle ilgili birçok kimsenin merak ettiği konuyla ilgili zorluklar da aşılacak. E, hocam bu Allah zaman ilişkisinde benim aklıma gelen şu mesele var. Yani Kur'an'da mesela e, bu meseleye en azından yoğrulabilecek bazı ayetler var. Hani işte e, dünyadaki bir günün şey dünyadaki bin günün Allah katında bir gün olduğu evet. tarzında. Evet. Yani onu mesela nasıl... Siz, e, Secde suresi ve müharit suresinde geçiyor. Sizin kadınızda e, e, işte birinde bir günün 50 bin yıl süren bir Hı -hı. günde melekler ve ruh Allah'a yükseldiği Hı -hı. ve birinde bir günün bin yıl olduğu Hı -hı. E, şeklinde ifadeler var. E, şimdi bu surelerde geçen ifadelerde dikkat edin biri de 50 bin yıl süren bir günden Hı -hı. bahsediyor. Birinde bin yıllıktan bahsediyor. Buradan da şunu anla bizim gün yem kav dediğimiz kavram işte durumdan duruma göre değişen Hı -hı. bir şey. Her zaman sabit olan bir şey değil. Ee, yani Kur'an'ın bir yerde zamanın izafiyetine böylece dikkat çektiğini söyledi zaten bu evreni zaman Allah bağlamamasını anladığımız zaman zaten o tarz bir noktaya gitmek zorundasınız başka türlü Hı. bir yere gidemiyorsunuz yani mutlaka zamanı izafi şekilde e, görmeniz lazım Bu da bana göre işte dediğim gibi yani 20 yüzyılda anlaşılmış deneysel desteği olan Hatta şu anda işte cep telefonlarını Biz diyelim kullanıyoruz cep telefonlarının işletilmesinde bile değil mi bu uy e, uyduya gidiyor burada sinyallerler geliyor ediyor. Bunların işletilmesinde bile izafiyet teorisine göre bu zamanın izafiliği ile ilgili diğer hususlar göz önünde bulundurularak telefonlar işletiliyor. Yani biz telefonları işletmemizden Sör'deki parçacık deneylerine kadar şu anda zaten zamanın izafiyetine göre her şeyi tasarlayıp yapıyoruz. Yani birçok şeyi. Kısacası çok deneysel de desteği olan bir şey zamanın izafi olduğu. E bu yüzden dediğim gibi yani zamanın Allah'a kısıtlayıcı bir unsur olmadığını anladığımızda çok şey olur. Bununla ilgili Kur'an'da mesela bazı ama kaderle ilgili e işte anlaşılmamasından kaynaklı sorunları e, peygamberimizin döneminde de müşrikler mesela bunu kullanmaya çalışmışlar. Mesela Enam suresi 148'e görüyoruz bunu diyorlar ki şirk koşanlar yani ortak koşanlar diyecekler ki eğer Allah isteseydi biz şirk koşmazdık babalarımızda e, bir şeyi haram da kılmazdık. Şimdi Kur'an bunu anlatıyor. Ondan sonra diyor ki onları işte böyle yalanladılar. Sizin yanınızda bize karşı çıkarabileceğiniz bir ilim mi, bir bilgi mi var? Siz sadece zan peşinde gidiyorsunuz ve ancak yalan söylüyorsunuz. Yani böyle topu işte Allah biliyordu. Demek ki biz mesul değiliz şeklinde e, topu. Yani e, Allah istiyor veyahut da demek ki biz mesul değiliz şeklinde topu e, kendi iradesinin dışına atanların o yaklaşımını Allah. E, yanlış olduğunu, onun bir yalanlama olduğunu söylüyor. Yani bu tarz mesela bir itirazı hı hı. E, kabul etmiyor. Yani Kur'an'da insanların mesuliyeti hep ön planda. Yani ahirette sorgu, sual, insanların zerre kadar iyiliğinin ortaya çıkartılması, zerre kötülüğün ortaya çıkartılması, bütün iz izahlar mesuliyet üzerine kurulmuştur. O yüzden dediğim gibi yani herhangi bir şey yani Kur'an'daki ifade de buna zıt değildir. Buradaki bütün sorun yani baştaki olayı tekrar edeyim. Allah'ın bilmesinin insanları zorlamak olarak alınması olmuş. Oysa insan yapacağı için Allah onu biliyor. Yani yoksa Allah bilip de senaryo yazıp insanlar ona zorlamıyor. Yani bu aradaki farkı e, bence iyi e, tespit etmek lazım. Orada belki şey örneği verilebilir. Yani canım hocama küçük bir katkı. E, e, Allah insanlara rolleri tanıtıyor. Rolleri <laughs> dağıtmıyor. Yani sen Furkan olacaksın, sen Emir olacaksın, sen General olacaksın şeklinde. Bir dayatma söz konusu değil. Çünkü böyle olsa zaten insanın sınanmasının bir anlamı yok. Yani düşün ki mesela işte seni fırkalamak olmak dışında bir seçeneğin yoksa, tıkan gibi davranmak dışında bir seçeneğin yoksa, Allah'ın kalkıp da sana sen niye böyle davrandın demesinin bir anlamı olmaz. Bu Rabbimizin adaletiyle de örtüşmez. Dolayısıyla Allah insanlara Kur'an-ı Kerim'de, vahiyde e, rolleri tanıtıyor. Nasıl davranırsan nasıl bir insan olursun? işte nasıl davranmazsan nasıl bir insan olursun şeklinde e, da bunlar arasında kendi özgür iradesiyle karar verip ona göre bir insan haline dönüşüyor. Aksi türlü ne olurdu? Aksi türlü işte diyelim Hz. Musa'nın Musa olmak dışında Firavun'un da Firavun olmak dışında bir seçeneğinin kalmaması demek. Bu durumda Allah'ın Firavun'a sen niye zulmettin, haksızlık yaptın, insanları eziyet ettin demesi de anlaşılabilir olmayacaktır. Ya da Hz. Musa'ya da o Musa'lık iradesini ortaya koyması e, iyiliği tercih etmesi, erdemi tercih etmesi veya e, Firavun'a baş kaldırması, e, bu, bunu yapmak dışında bir seçeneği e, kalmayacaktı. O zaman Hazreti Musa'nın yaptığı eylemlerin de bir erdemliği veya iyiliği e, düşünülemeyecekti. Burada tabii belki soru, Allah her şeyi biliyorsa bizi niye sınamaktadır sorusu şu açıdan düşünülebilir. E, aynı zamanda insanın da bilmesi gerekir. Yani biz bu dünyada sınanıyorsak ve ahirette bu dünyada yaşadığımız hayattan hesaba çekileceksek insanın bu dünyada yaptığı eylemleri bizatihi kendisinin yaptığına tanıklık etmesi gerekir. Yani Allah'ın alternatif senaryo ne olabilir? Allah bizi hiç sınamadan, hiç denemeden e, yaratması ve e, bir kısım insanları cennete, bir kısım insanları da diyelim cehenneme koyması. E şimdi bu durumda insanlar şunu sormayacak mıdır? Yani ben cennete gitmeyi hak edecek ne yaptım? Diğeri de ben cehenneme gitmeyi hak edecek ne yaptım? Eğer sen bizi deneseydin, sınasaydın işte belki biz de cennete <laughs> giderdik demek gibi bir durum, bir bahane, bir gerekçe söz konusu olabilirdi. Dolayısıyla insanın da bilmesi, yani biz Allah'ın huzuruna geldiğimiz zaman hiç kimse şunu inkar edemeyecek. Bu hayatı ben yaşamadım, bu eylemleri ben yapmadım, İşte bu sözler benim ağzımdan çıkmadı diyemeyecek. Çünkü nasıl işte şu anda video kayıtlarında çok rahat bir şekilde geçmişe dönüp yapılan şeyler izlenebiliyorsa ahirette de bir kayıt dosyası çıkartılacak Hı. insanlara en ufacık bir şey ihmal edilmeden Tüm yaşantısı film şeridi gibi insanların önden geçecek. Dolayısıyla Allah'ın bilmesi evet zaten başka türlüsü düşünülemez. Ee, ama insanın da işte bilmesidir esas olan e, insanın sınanmasını. Bir de şu var bu zaman meselesiyle ilgili. Zaman ve mekan yokken de Allah vardı. Yani Allah zamanı ve mekanı yaratıcısı. Dolayısıyla e, Allah için bir şeyin geçmişi şimdisi ve geleceği gibi bir durum söz konusu değil. Mesela bizim için bilgi nasıl oluşur? İşte geçmişte bir takım hatıralarımız vardır mesela bugün ben onu anlatırsam eğer geçmişten gelen bir bilgidir. Şimdi yaşadığımız bir şey bizim için bir bilgi oluşturur. Gelecekte yaşayacağımız bir şey de bizim için o zaman geldiğinde bir bilgi oluşturur. Yani bizde mekan içerisinde diyelim bir hareketin olması ve zamanın ilerlemesi gerekiyor ki bilgi olursun. Mesela buradan çıktıktan sonra nereye gideceğimizle ilgili bilgi ancak o zaman ilerlemesi ve me mekanın değişmesiyle ortaya çıkacak bir bilgidir. <laughs> Ee, ama Allah için bir şeyin geçmişi, şimdisi ve geleceği gibi durum söz konusu değilse, Allah zaman ve mekan dışıysa, zaman ve mekan üstüyse, zaten Allah zamanın tamamını da görür. Zaten Allah mekanın tamamına da e, hakimdir. Bu anlamda e, Allah için bir bilginin oluşması, mekanda hareketin olması veya zaman ilerlemesine bağlı değildir. Yani Bunu da belki burada hatırlatmakta e, fayda var. Şimdi yani Güzel bir soru gerçekten, e, yani bir evet, zor... ya, gerçekten ayrıntılı bir şekilde. Hocam daha sorular var diye yoksa evet. daha da... Tek, yani. tek bir, bir program konusu abi. kadar aslında evet. burada söylenecek Kesinlikle şey var yani. Öyle. E, i̇kinci soru da hocam aslında e, ben programı sunmaya başladığımdan beri bana birkaç defa gelen bir soru bu. E, Emre hocam bunu size yönelteyim. Allah niçin insanları eşit yaratmamıştır? Şimdi Furkan'cığım tabii sen de çok iyi biliyorsun canım hocam da bu Hı -hı. soruları biz derlerken e, özellikle genç evet. arkadaşların genç kardeşlerimizin en fazla kafasına takılan. Bunlar gerek bize sosyal medyadan sıklıkla sorulan sorular, işte internet ortamında konuşulan, tartışılan sorular veya işte arkadaş ortamında, üniversitede vesaire e, bu ortamlarda insanların çok sorduğu soruları seçmeye çalışıyoruz ki yaptığımız programın bir amacı gerçekleşsin bu anlamda. E, daha faydalı olsun diye. E, şimdi tabii şu var. Allah insanlar niçin eşit yaratmamıştır e, sorusunu. Buna cevap vermeden önce bu soru hakkında biraz aslında düşünmekte fayda var. Yani şu da bir Allah insanları neden eşit yaratsın ki? Yani çoğu durumda mesela eşitlik güzel gibi gözükebilir ama aslında e, kimi durumda çeşitlilik, e, farklılık çok daha güzel de olabilir. Yani Allah'ın insanları eşitler atması gerektiğini iddia etmek herkesin işte eşit olduğu bir evrenin yaşadığımız evrenden daha güzel olacağını, daha iyi olacağını e, iddia etmektir. Ama herkesin eşit olduğu bir evren emin olun ki şu anda farklılıkların olduğu bir evrenden daha güzel olmayacaktır. Yani biraz bunun üzerine düşünsek aslında mesela eşitten ne anladığımız yani ne kastettiğimiz. Çünkü eşitlik ve adalet birbirinden farklı şeyler. Eğer eşitlikten kastettiğimiz şey adaletse bu soru farklı sormalıdır. İşte adalet nedir veya işte adalet herkes için aynı mıdır değil midir diye. Şimdi mesela eşit olmak hepimizin aynı fiziksel özelliklere sahip olmamız demek. Yani düşünsene mesela herkesin tek tip olması aynı saç rengine, aynı göz rengine, işte aynı fiziki özellikleri, aynı kiloya, aynı boya vesaire falan. Hatta bunun yanında erkek ve kadın gibi bir ayrımın da olmaması demek. Yani çünkü eğer ki bir grup insan erkek bir grup insan kadın yaratılıyorsa burada da bir farklılık söz konusu. O zaman bu farklılığı ortadan kaldırmak ve eşit olmasıysa mesele, o zaman cinsiyetin de mesela bu anlamda ortadan kalkması düşünülebilir. Yine yaşadığımız yerin diğer insanlarla aynı olması gerekir yani düşünsenize mesela dünyanın her yerinin her coğrafi şartının işte dağlık, işte ovalık, işte göl kenarı, deniz kenarı vesaire ormanlık alan herkesin eşit mekanlarda yaşaması gerekir. Yani biri işte diyelim ki Karadeniz'de yaylada insanlar mesela yaşamını sürdürüyorlar. Birisi diyelim deniz kenarında, birisi ormanlık alanda vesaire. Şimdi burada da bir eşitlik yok o zaman bu anlamda düşünürsek. Herkesin aynı yerde yaşaması gibi bir şey düşünülmesi gerekir. Bir bununla beraber her insanın her neslin eşit seviyede olması gerekir. Yani geçmişteki insanlarla şimdiki ve gelecekteki insanlar arasında bir fark olmaması gerekir. Bu ne demek? Teknoloji diye bir şeyin gelişmesinin aslında çok zor olması demek ya da sanat gibi mesela faaliyetlerde gelişme veya ilerleme olmasının çok zor olması demek. Yani bununla beraber mesela şey de düşünülebilir. Herkesin aynı mesleği yapması gibi bir durum da ortaya çıkabilir mesela yani eşitlikse eğer. Bu kadar farklı meslekler var mesela, bu kadar farklı meslekler insanlık için bu kadar farklı bilgi üretiyorlar, bu kadar farklı değer üretiyorlar. E burada da o zaman bir eşitsizlik durumu söz konusu olması gerekir. Bunu ortadan kaldırmak için de herkesin aynı mesleği yapıyor olması gerekir. Şimdi bunları bir böyle düşünsek aslında derinlemesine ne kadar garip, ne kadar monoton, ne kadar böyle e, sıradan bir dünya e, karşımıza çıkıyor. Hocam şey de olabilir miydi acaba diyorum yani herkes eşit olsa Emre Hocam'ın dediklerini sonuna kadar götürdüğümüzde kendi yaratılış sebebimizi belki yok edecektik. Ya diyelim tam Emre Hoca'mın dediği gibi bir insan düşündüğünde yani herkes aynı o zaman yani fiziksel özelliklerde aynı boyda, aynı kiloda, farklılıklar da yok insanlarda zenginlikte, fakirlikte, şunda bunda. O zaman zaten bir insandan diğerinin farkı olduğunu söyleyebileceğimiz yok. Yani aşağı yukarı pirincin taneleri de yüzde yüz eşitliğidir hepsi ama yani aşağı yukarı pirincin taneleri gibi hepsi birbirinden. O zaman yani Belki her birimizin varlık sebebi ortadan kalkacaktı böylesi bir eşitlikte çünkü bir, yani e, biz yani aslında kendi farklı irademizle farklı özelliklerimizle bu evrene geliyoruz ve imtihanın bir parçası oluyoruz. O zaman farklı özelliklerimiz olmadığında, bütün herkes birbirinin her açıdan eşit olduğunda o zaman belki de hiç olmasın daha iyi olduğu noktalar. Tam yani. da oraya gelecektim hocam. Mesela iyilik ve kötülük hayatımızın önemli bir alanını e, kapsıyor. Mesela iyi insan ve kötü insan şimdi yani mesela herkes eşit olması için herkesin kötü insan olması gerekir ya da diyelim herkesin iyi insan olması gerekir. E burada da irade ortadan kalkıyor. Özgür iradeye sahip varlıkların yaşadığı bir dünya özgür iradeden mahrum varlıkların yaşayacağı bir dünyadan daha anlamlı ve daha değerlidir. Çünkü önemli olan insanın bir iyiliği gerçekleştirirken onu ödev ve ahlakı ahlakıyla içten gelen bir istekle gerçekleştirmesi onu değerli kılan odur yani. Kötü yapabilme seçenin olması lazım ki insana iyi yapmasının bir değeri ve anlamı ortaya çıksın. Tabi bazıları bu sınavın adil olması için eşit yaratılmamız gerektiğini e, iddia edebilir. Ancak yaşadığımız her şeyi bilen her türlü ihtimaliyeti hesaplayabilen sonsuz güç ve sonsuz adalet sahibi Allah'ın yarattığı herkesi kendi şartları üzerinden adil bir şekilde e, sınayacağını bilmemiz. Aslında bu anlamda belki de insanların kafasındaki o eşitlikten kastettikleri şeyin. Hı hı gerçekleşmesi anlamına geliyor. Çünkü Allah'ın hiç kimseye zulmetmeyeceğini, Allah'ın hiç kimseye haksızlık yapmayacağını Kur'an'daki birçok ayetten çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yine mesela bazen insanları doğru değerlendirmek için biz herkesi kapsayan bir takım sınavlar yaparız. Mesela işte bu üniversite sınavları da veya okuldaki yapılan sınavlar da. Şimdi biz şöyle düşünürüz aynı tip soruları sorduğumuz zaman herkes eşit şekilde sınadığımızı düşünürüz. Halbuki herkesin kapasitesi bir değildir. İşte herkesin kendi içerisinde o konuya eğilimi yaklaşımı bir olmayabilir. Bu da değildir. Yani bu yüzde yüz aslında doğru bir ölçüm olmayabilir. Ama Allah herkese verdiğiyle ve herkesin kendi içindeki imkanları ve şartlarıyla onlara özel bir sınav yapar. Yani Allah böyle insanları bir sınıfa doldurup herkes aynı soruyu sorup veya herkese aynı cevabı bekleme Çünkü insanların farklılıkları vardır. O farklılıklar üzerinden insanların sınanması da imtihanın çeşitliliğini ortaya çıkartır ve zenginleştirir aslında bu anlamda e, imtihanı. Kur'an-ı Kerim'de mesela e, Enbiya Suresinin 47. ayetinde burada kıyamet günü için adalet terazilerini kurarız diyor. Hiç kimseye bir haksızlık edilmez. Hardal tanesi kadar bir ağırlığı bile hesaba katacağız. Biz hesapçı olarak yeteriz diyor. Yani hesap günü Adalet terazileri kurulduğu zaman Allah'ın en ufacık bir şekilde hiç kimseye haksızlık yapmayacağını ve hiçbir şey de göz ardı etmeyeceğini Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde söylüyor. Bu ne demektir? Allah adildir. Yani Allah adaletle hükmedecektir. Zaten Bakara suresinin 286. ayetinde dikkat ederseniz Allah hiçbir bende yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez diyor. Dolayısıyla Allah kuluna vermediği bir şeyi zaten ondan istemeyecektir. Veya kendi yaratılış kapasitesinin üzerinde bir şeyi ondan istemeyecektir. Öte taraftan şunu da düşünebiliriz. mesela i̇şte Kur'an'da birçok ayette hakikaten e, tarih boyunca belki hiçbir kutsal metinde veya insan ürünü metinde olamayacak incelikte ve hakikaten e, nitelikte adalet ayetleri var. İnsan adalet esas almasıyla ilgili ayetler var. Allah niye bizden e, adil olmamızı istiyor? Kur'an niye bu kadar çok adalet vurgusu yapıyor? İşte insanların kafasındaki o eşitlik dediğimiz şeyi eğer adalet olarak anlayacaksak bu adaleti gerçekleştirecek olan insandır. Çünkü insanın imtihanıdır bu aynı zamanda adil olup olmamak. Hatta yakınlarının aleyhine dahi olsa adaleti gözetiyor mu gözetmiyor mu İşte insanın imtihanı burada e, açığa çıkar. Bu anlamda e, aslında çoğu zaman insanlar kafalarında eşitliği iyi bir şey gibi e, düşünseler değerlendirseler de, aslında çeşitlilik hem imtihanın kendi içindeki sırrı açısından hem de yaşadığımız evrenin, yaşadığımız bu gezegenin renkleri açısından, farklılıkları açısından çok daha iyidir. Hani Gazali'de de, Leibniz'de de benzer örneklerini görürüz. Mümkün dünyaların en güzeli, en ideali diye. Allah zaten bir şeyi yaratmışsa, yani düşünebiliyor musunuz? Yaratan Allah. Allah her türlü ihtimalleri, her türlü incelikleri hesap ederek yaratır. Dolayısıyla Allah böyle yaratmışsa bir kişiye düşen şey demek ki bu yaratılabilecek en güzel şekildir veya bu yaratılabilecek en güzel alternatiftir. Yani bundan farklısı düşünülemez demesi gerekir. Çünkü bizim sınırlı bir görüş açımız var. Bizim sınırlı bir kapasitemiz var, sınırlı bir anlayışımız var. Biz böyle olaylara bazen parçacı yaklaşabiliriz ama bütünü göremeyebiliriz ama Allah her şeyin hakimi ve her şeyin mutlak surette bilgisine sahip olan olduğu için Allah e, geçmişi de, şimdiyi de, geleceği de, bütünü de, parçayı da, her şeyi de en iyi şekilde görüp en doğru şekilde karar verir. Zaten ondan sebep Allah'tır yani. Hı hı. E, bu açıdan düşünülebilir. Sizin hocam bu soruyu soran e, kardeşlerimizin özetle şunu yaptığını söyleyebiliriz. Yani e, Allah'ın değerlendirmesini bir şekilde sanki herkese aynı şekilde olacağını kafalarını önce kuruyorlar. Ve sonrasında bu soruyu soruyorlar. Çünkü diğer türlü zaten... Mesela tek bir faktör üzerinden bunu açıklayacak olsak diyelim Allah bir kişiye bin lira mal verdiyse, bir kişiye yüz lira mal verdiyse, onlardan beklediği yardım eşit olması değil. Yani bir şekilde onların oran olarak belki denk olması, hani ne şekilde onlar yapabilecekse gerçekten o şekilde yapmaları. Belki bu işte multifaktöral bir olay. Yani yaşamda bir sürü faktör var. İşte sosyal olsun, ekonomik olsun, birçok şey var. Herkesin aslında onlara göre bir şekilde. Allah'ın değerlendirebileceğini söyleyebiliriz. Hocamım şeyde internette mutlaka karşılaşmışsınızdır <laughs> bir e, karikatür var. Bir insan abi... e, masa başında oturuyor bir adam karşısında farklı <laughs> hayvanlar var işte bir tanesi diyelim ki köpek, bir diğeri kedi, bir diğeri işte maymun, öbürü zürafa, bir diğeri fil. Ve diyor ki aranızda adil bir sınav olabilmesi için hepinizin şu arkadaki ağaca tırmanmanız <laughs> gerekiyor. Şimdi insanların e, eşitlikten ve adaletten anladığı genelde böyle. Evet. Ama Allah böyle yapmıyor. Allah işte diyelim ki insanı insan olması üzerinden işte diyelim diğer canlılarda onlara vermiş olduğu kab kabiliyetler, yetenekler veya kapasiteler üzerinden diyelim değerlendiriyor bu anlamda. Ee, yani bu belki bize bir şey tutabilir. Ee, evet. bu anlamda bir ışık tutabilir. Evet hocam kesinlikle. Ee, Caner hocam bu soracağım soru gerçekten benim için de çok önemli bir soruydu. Çünkü ilk İslam'ı araştırmaya başladığımda 6 sene önce yaklaşık benim de kafamı karıştırmıştı bu soru çok fazla. Ee, müzik haram mıdır? Müziğin haram olduğunu iddia edenlere nasıl cevap vermek gerekir? Gitar çalıyordun galiba hocam. Ondan evet, mı hocam. kafanı karıştırdın? Ee, birkaç ay hatta ilk e, haram olduğuna dair görüşleri gördüğümde çok üzülüp bırakmıştım. Sonradan çok şükür yani, Kur'an'da böyle bir e, haram olmadığını görünce İyi. tekrar elime aldım. Hocam bir gün burada gitar dinlermeyiz bilmiyorum. Programı ama <laughs> ama ben dinlemeye hazırım eğer dinletirsen. <laughs> Hep bizi konuşturuyorsun. Bir sen bize gitar çal. <laughs> e, Furkan hocam şimdi biz ben, tabii bu... Bütün bu soruları önemli görüyorum. <laughs> yani şimdi mesela en başta konuştuğumuz sorular, Demir Emre Hocam'ın cevap verdiği sorular, buranın bir imtihan alanı olması, özgür yani. irade, Allah-zaman ilişkisi gibi. Felsefenin en zor böyle dört beş sorusunu alsak, din felsefesini demiyorum. Genel felsefenin en zor dört beş sorusunu alsak, yani özgür irade, zaman, Tanrı-zaman ilişkisi, bu ilk beşe adaydır sorular ve bunların hepsinin birden olduğu soruları tartıştık. Hı hı. Müziğe cevap vermek buna göre tabi cevap vermesi daha kolay ama çok çok önemli. Kesinlikle. Niye çok çok önemli? Yani sanat bir kere çok önemli insanların hayatında. Bunu sadece müzik değil yani resim heykel diğerleriyle de ilgili düşünelim. Ne yazık ki İslam adına bunlara olmayan haramlar tayin edilmiş. Yani müziğin resimin heykelin haram olduğu şeklinde izahlar olmuş. Şimdi burada bir e, evvela bir kriteri belirlemek lazım yani bir şeyin haram olması Kur'an'da Allah'ın ona haram demesiyle olur yani böyle bir şey bulmamız lazım bir şey haram dememiz için bakıyoruz yani Kur'an'dan mesela veya farz içinde böyle mesela oruç farz mı? şimdi Ramazan'dayız farz evet yani işte Kur'an'da aç bakara suresinde ilgili ayetlere bak haç farz mı? farz işte aç Kur'an'da birçok surelere dalmış şekilde ya Hazreti Hz. İbrahim'in de aynı yere Kabe'ye çağırmasına peygamberimiz de onu devam edişine kadar hacla ilgili farzlar geçiyor. Leş yemek mesela diyelim bir leş hayvan öldü. Ya birisi dedi ki ya yazık olmasın bu tavuk leş olmuş keselim. Ölmüş tavuk. Haram mı? Kur'an'a göre haram. Zaten sağlığa da müthiş zararları var. Ama yani diyelim olmasa da haram. Yetim hakkı yemek ya bu çocuk işte akılsız canım parayı yazık edecek. Onun parasını biz çarşı edelim desek haram mı? Haram İşte direkt Kur'an ayeti var. Rüşvet vermek, direkt rüşvetle ilgili Kur'an ayeti var. Karar verme makamında olanlara para verip de işte kendi lehini işleri hallettirmemeyle ilgili. İşte fakirlere vermek Kur'an'da geçiyor mu? Şimdi bütün bu farzların, haramların hep Kur'an'ı temeli var. Müziğin haram diyen birisi veya resimle heykeli sormadığım onda da acep. Resime haramdır diyen birisi, heykel haramdır diyen birisi Hangi Kur'an ayetinden bunu hareket ederek diyeceğiz? Hiçbir e, Kur'an ayetinde böyle bir şey yok. Ha, otomatikman bu helaldir diyeceğiz. Bu kadar yani bir şeyin haram helal olmasında karar vereceğimiz şey budur. Bunun yanında işte İslam düşüncesine bu tabi itiraf edilmiş. Yani çok kimse buna haramdır diyenler olmuş. Ama baktığımızda işte bir ıtriler de bu topraklardan çıkmış. Itri'nin o güzel besteleri de yani müzik yani bir müzisyenler de çıkmış. Ama böyle bir haram iddiası olmasaydı tahminim çok daha müzik açısından İslam dünyası zengin olurdu. Hatta İslam tebliğinde yaptığımız birçok işte müziği daha da iyi kullanırdık. Yani aslında müziğin gelişmesinin önünde bu uydurmalar engel olmuştur. Her ne kadar İslam aleminin içinde Gazali gibi veya başkaları bu müziğin haram diyenleri eleştirselerdi, önemli isimler eleştirmiştir müziği haram diyenler ama e, haram olduğu ile ilgili zaten ne yazık ki ön plana çıkmıştır. Hocam Burada, İslam evet. filozofu olarak bilinen ki elkin değil siz çok iyi biliyorsunuz. Onun çalışma alanlarından bir tanesi de müzik. Evet, yani hocam. Mahmut Kaya hocamızın bu konuda e, İslam filozoflarından felsefe metinleri e, isimli eseri incelenebilir okunabilir. Yani ilk İslam filozofu olarak evet. 9. 9. yüzyılda erken yüzyılda yani. 10. çalışma alanı direkt. Yani. Ya bir de şey peygamberimizin eşiyle müzik dinlediğine ilgili rivayetler var. Şimdi onu alıyor peygamber def dinledi diye. Ya işte diyor def dinledi. E bir tek bir kısmı da diyor şimdi aslında yani peygamberin sünnetini aktarlarken yani birçok kimse işte peygamberin yaptıkları yapmadıkları veya da süküt ettikleri de kendileri aktarıyorlar. Peygamber orada sükut etmiş canım işte yapmamış ona o çok katıldığını göstermez diye hala bir diyelim açık tarihsel olay var eşiyle dinlediğine göre. Yani aslında normal bir zeka ne der? Peygamberimiz orada def dinlediyse o dönemde def çalıyordu. Yani bugün Gitar çalınsa kaçacak mıydı peygamber? Hani o gün def dinleyen peygamber eşini alıp haydi koşalım burada müzik mi var diyecek. Değil. O defe mahsus diyor. Defin de çıngıraklısı olmaz. Yani şimdi, şimdi tabii ki buradaki temel hareket noktası Kur'an'da aramın olmamasıdır. Ama peygamberimizin hayatına baktığımızda müzik dinlemesi olmasına rağmen birisi herhalde gürültü yapıyor onu engellemek için mi? Yani o müziğin. E, sanatın ne kadar değerli olabileceğini anlamadıkları için ve tahmini bu yüzden haramdır demiş. Ama bu da şu demek değil tabii ki. Birisi diyor ya müzikte diyor şunları söylerse. Tabii ki sözlerde yani haram bir şey söylüyorsa, diyelim bir putu övüyor, bir haram övüyor. Tabii ki olmaz. Yani buradaki ölçü de şudur. Yani bir insan konuşamayacağı şeyi müziğini de yapamaz. Değil bir Müslüman gidip de putları övemez. Ha ben müzik yapıyorum, bu sanat deyip abi putlara övgü duyan bir melodide gidip dinlenilmez. Veyahut Allah'a dine söven var böyle şarkılar. Din eleştirisi yapmak için şarkı yapmış. Aa, bu sanat işte canım eleştiriyle alakası yok değil. O çok daha tehlikeli. Çünkü niye? Sanat estetik üzerinden insanı bir çekiciliği var. Ve insan çekici ve güzel bulduğunu doğruyla karıştırma yanlışına düşme eğilimindedir. Yani bu felsefi hataya Sokrates'in savunmadan itibaren Platon'dan itibaren dikkat çekilmiştir felsefe tarihinde. Biz birçok zaman güzel olarak bulduğumuzu doğru sanla yanlışına düşebiliriz. o yüzden daha da tehlikelidir. Yani bu bir şey diyelim ki dini öze karşıt bir sözler konuşulmamalıysa müziği de yapılmamalıdır. Ama bu müziğin haram olduğunu göstermez. Yani şöyle bir şey soruyoruz. Konuşmak haram mı diyor muyuz? E demiyoruz yani, yani öyle bir gereksiz parantez açman da manası yok. Canım, ama şöyle bir laf edersen haram. işte o, o, laf etmek haramdır. Ona konuşmanın haram olup olmadığını masaya yatırmaya gerek yok. O şekilde konuşmak hatalıdır. Yani müzikte de ama şöyle söz söylerse deyip baştan müzik harammış gibi ifadeler kullanmaya gerek yok. Yani onu belirtilir tabii ki konuşulmaması gereken müziği de yapılmaması gerekir diye belirtilir. Ama müziğin haram olmadığı açık net enstrümanların hiçbirinin haram olmadığı açık net belirtilmesi lazım. Resim heykel için de aynı şey geçerli. Yani bununla ilgili uygunsun konuşmuş işte üstelik heykelle ilgili Kuranda bunların içi de müziğe, resime haram demeyenler bile heykel haram demişlerdi. Hı hı. Şimdi biz usul olarak ne dedik? Yani Kuranda bir şeyin haram olmadığı geçiyorsa yani Kuranda onun helal olduğunu gösteren bir şeye bile gerekiyor. Haram olmayan her şey Heykel de üstelik müzikle resimden farklı olarak heykelde Hazreti Süleyman'ın sarayında heykeller olduğu geçiyor Kuranda. Yani heykel putperestlikti de haş Hazreti Süleyman sarayına bir put mu? koyduruyordu. Yani heykelin farklı olarak diğerlerinden peygamberler tarafından kullanıldığınla ilgili yani ile peygamber sünnet arıyorsan Kur'an'da geçen işte sünnet. Peygamber sünneti kendi olduğu mekanda heykel kullanmak diyebiliriz. Yani Kur'an'ı bir temeli var. Hı hı. Hazreti Süleyman'ın sarayında. Kimisi diyebilir ki işte putlara insanlar tapıyorlar heykelleri. O yüzden ya, aha, o yüzden bak şöyle bir şey olabilir. Peygamberimiz diğer halifeler o dönemde e, heykelini yapıp belli putların isimleri diyelim Latmanat Uzza gibi figürlerin diyelim heykelini yapıp ona tapma eğilimi varken heykele karşı çekinceli davranılmış olabilir veya yapmayın denmiş olabilir. Bu heykelin aram olduğunu göstermez. O bir tedbirdir. Bir dönemde birileri almıştır. Tedbirdir. O dönemdeki putperestliğe karşıdır. Ama şöyle de düşünmek lazım. Yani e, putperestlik için yapılıyorsa heykel aram ona bakarsanız güneşi biz gördük. Güneşe ellerimizi açıyoruz. Allah'ım güneşi ne güzel yaratmışsın diyoruz. Yani şükürler olsun bu güneş ayı verene. Ama diğer taraftan birisi bakıyoruz güneşe tapıyor. Güneşe karşı ellerini açıp güneşe dua ediyor. Şimdi biz güneşe bakıp ellerimizi Allah'a açıp da dua etmemizle güneşe ellerini açıp güneşe tapan birisi olsa. Görüntü olarak aynı görüntü. Ama güneşe tapmak aram diğeri değil. Yani biz burada a elleri diğeri gibi yapmayacağız diyemeyiz. Güneşe tapmayacaksın diyebiliriz. Yoksa güneşe tapan var diye biz güneşten saklanmıyoruz. İneğe tapan var, inek sütü içmekten vazgeçmiyoruz. E, ay'a tapanlar var diye işte aman ay bugün dolunay var, sokağa çıkmayalım demiyoruz. Heykele tapan var diye de o yüzden heykelden kaçmamıza bir gerek yok. Ne yapacak yani sonuçta bugün pek heykele tapan da etrafımızda yok. Ee, yani siz putperestlik yapmadan heykel yapacaksınız. Yani benim tanıdığımda bu kadar heykel sanatıyla uğraşanlar var. Ülkemizde üniversitelerde böyle bölümler var heykel diye. Yani ben orada e, heykelle uğraşanlardan putla put yapanı da hiç görmedim yani bu arada. O geçmişte tarihte olmuş olabilir. Allah'a şükür ki Kur'an'ın vahyi gibi unsurlarla onlar geride kaldı. Hocam bu anlayışla şunu da düşünebilir Yani şimdi elimizde bir işte kupa var. Evet, bir insan bunu put haline getirirse buna tapmaya başlarsa gözümüzün önünde bizim şöyle dememiz lazım. E, bu kupalar haramdır Tabii. dememiz lazım gibi bir şey yani hani tam da sizin ifade ettiğiniz gibi. Bu arada hocam vurguladığınız çok iyi oldu. Yani bu bazı izleyicilerimiz belki şunu düşünebilir ya bu zamanda hala işte buna inanan var mı ya da işte ya, müziğin haram olduğunu düşünenler var mı falan diye bu az buz bir şey değil. Çok ciddi bir konu ve bundan sebep gerçekten birçok insanın ee, müziğe olan tutkusundan dolayı e, dinle kendi arasında mesafe koyduğunu görüyoruz. Yani bu hakikaten yanılır bir şey değil. Biz niye bunu sürekli vurguluyoruz? Yani insanların en azından şunu görsünler. Müziğin haram olduğuna dair iddialar insani yorumlardır. ve Hiçbir şekilde Kur'an'ı dini bir temeli yoktur. Peygamberimiz hayatında da bu şekilde örneklendirilebilecek bir durum söz konusu değildir. Farklı farklı rivayetler var onunla ilgili. Ee, bu anlamda e, insanları ya müzikle ilgileneceksin ya dindar olacaksın gibi iki seçenek arasında bırakmak çok anlamsız. Eğer ki bir insan sırf bu iddiadan, iddiadan dolayı dinler arasında, Allah'lar arasında mesafe koyup müze yöneliyorsa bunun vebalini de kimse taşıyamaz. Bunu da burada ifade Hı -hı, etmek çok lazım. Çok mesela Emre Hocam'ın dediği üzerine de hemen aklıma geldi. Biliyorsunuz Keith Stevens yani 1900'lü yıllarda 20. yüzyılın ikinci yarısında İslam'a dönüşle ilgili en önemli hikayelerden biri. Dünyanın en önemli müzisyenlerinden biri. Çok muazzam bir sesi var. Yani bazıları show show adamlığı üzerinden böyle müzikte ön plana çıkmıştır. Yani sesi değil. Bunu gerçekten de çok evet. Ses şov adamlığından ziyade sesi ön planda da olan bir müzisyen. İslam'ı araştırarak seçiyor ve özellikle Kur'an okuyarak o araştırmasını yaptığını da söylüyor. Evet. Müziğe geçtiğinde kime rastlıyorsa ki o işte belli. Burada halkımız hani e, Stevens'ı Yusuf İslam olarak. Yusuf İslam, İslam. tabii testimony Yusuf Hı -hı. İslam olarak söylemiş. Olur ve müziği bırakıyor yıllarca. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduğum yıllarda geldiğinde oraya da işte gel, gelmişti. Orada çok az bir işte o kalabalık böyle baş başa değil öyle bir o sohbet etme imkanı olmuştu. Yani benim gördüğüm çok samimi gerçekten İslam için hayatını adamış. Konuşması, insanlara yaklaşımı da çok güzel olan. Yani hayatında bu işe vermiş bir insan. O kadar ün, şöhret, para hepsi varken İslam için hepsini bir kenar vermiş. Kılık kıyafetin her şeyini yani ne kadar değiştirmiş. Onları değiştirmesinin İslam'la bir alakası yok. Ayrı bir husus. Ne yazık ki öyle zannetmiş, değiştirmiş. Şimdi gördüm Cat Stevens diye ismi de kullanıyor arada bu arada. Hı hı. Yusuf İslam diyor da Cat Stevens'ı da kullanıyor. Konserlere çıkmış ve eski şarkılarını da çalıyor. Evet. Yani e, araştırdıktan sonra da kendisi çünkü Kur'an'ı araştırıp İslam'a giriyor. İslam'a girdikten sonra bir kısım insanlar müzik haramdır deyince kendisi için o kadar önemli olan gitarı müziği bırakıyor. Yaptığı müthiş bir fedakarlık. Ama zamanla bunun yanlış olduğunu da anlıyor. İslam'da böyle bir yasak, böyle bir haram olmadığını anlıyor. Şimdi bir yerde belki İslam'la ilgili verdi o yanlış imajı düzeltmeye çalışarak normal eskiden giydi, kıyafetteki normalden kazı bütün kıyafetler normaldir. Ama İslam'ın bir kıyafeti yok. Eğer siz çıplak sokağa çıkmıyorsanız yani değil mi? Avret yerini örtmek falan tarzı bir şey var ama yani cübbe, ceket kravattan veya kimono e, atıyorum entari deden, entari kimonodan biri daha İslami değil. Yani onlar farklı kültürlerin kıyafeti. Şimdi bu kıyafetin bir İslam'la alakası olmadığını anlamış. E gitti yani kendi büyüdüğü ortamda kıyafet neyse o kıyafetle Yine gitarını çalıp İslami açıdan mahsurlu olmayan eski şarkılarında sözlerini söyledi. Belki içkiyi, haramı uyuşturucuya ben bir şarkı varsa onları söylemiyor ama bir aşk bir sevgi yani normalde konuşulabiliyorsa aşk sevgi üzerine bence onların da şarkısı olur. Yani olmaz diye bir şey yok. Bunlar üzerine de şarkılarını söyleyerek turneye çıkmış mesela Amerika'da turne yapıyor ediyor. O eski şeyinin de bir yerde böylece aslında hatalı olduğunu e, da gösteriyor yani. Hı hı. Ve buradaki tabii ki şu ama e, zararı düşünün. O şöhretinin zirvesinde Yusuf İslam. İslama geçtiğinde aynı şekildeki şarkılara devam edip işte belki o sözleri mahsur olan şarkıları işte uyuşturucu öven şarkı varsa diyelim onu bırakıp o diğer şarkılarının içine aşk, sevgi, doğa diye bunlar hakkında da şarkılar yapılır. Allah'ız Allah'la ilgili, İslam'la ilgili şarkılar Katar'da mesela müzik şeyini devam ettirseydi ne kadar büyük bir etkide de bulunacak. Bu da şey işte işte o müzikle ilgili o uydurmaları yapıp da o gün ona onu anlatanlar böyle büyük bir faydanın önünü tıkadılar. Allah'a şükür ki bugün onu anlamış, İşte bugün o turnelere çıkıyor ee, ve bence o eskiden yapılmış olan hatayı da böylece düzeltme imkanı. Hocam bulmuş. burada aslında Müslümanların e, bir kısmının sanatın gücünü e, skaladığı ile ilgili güzel bir örnek karşımıza çıkıyor. Yani canım hocamın dediği gibi de Batı'da. Ee, müziğin gelişmesinde mesela kilisenin, kilise müziğinin ciddi anlamda arka planında bir etkisi olduğunu hatırlıyorum. Ee, mutlaka ondan bağımsız olarak da e, gelişimi kat etmiştir ama şimdi e, protestanlık özellikle bilim kadarıyla mesela böyle spor gibi, müzik gibi faaliyetleri kullanarak insanlara e, misyonerlik faaliyetleri yaparken tüm dünyada etkili olduğunu ve bunu bir araç olarak benimsediğini biliyoruz. E şimdi mesela Müslümanlar da İslam'ın güzelliklerini anlatmak için ee, mesela Kur'an'ın e, muhteşem ayetleriyle böyle bir şeyleri hatırlatmak için ya da peygamberimizin hayatıyla ilgili mesela güzel örnekleri insanlara aktarmak için pekala müziği kullanabilirler. Yani bununla ilgili bir sıkıntı yok. Sinemayı da kullanabilirler. Diğer sanatsal faaliyetleri de kullanabilirler. Ki kullanmalıdırlar da. Çünkü yaşadığımız dünyada insanlar daha çok görsel üzerinden e, bilgi edinmeye ve görsel üzerinden kanat sahibi olmaya eğilimler ya da işitleri dinledikleri şeyler üzerinden. Bugün mesela kitap okumaktan daha çok Video izleniyorsa eğer ya da insanlar o kadar saatlerini televizyonda, internet ortamında izledikleri şeyi ayırıyorlarsa. Müslümanlar bunu alternatif bir yol olarak benimsemeleri ve avantaja çevirmeleri gerekir. Müzikse müzik. Mesela bazen çok etkili güçlü bir müzik kullanarak bir konuşma yaptığınız zaman mesela o konuşma da daha etkili olabilir. Arka fonda böyle güzel bir müzik varsa o da konuşmanızı daha cazip ve etkili hale getirebilir. Allah'ın güzel bir nimeti. Caner hocam dedi, gazali de mesela, kuşların sesi de, doğadaki birçok ses de, rüzgarın sesi de, ağaçların şırtısı da birçok şey aslında. Müziklerin içerisinde bir harmoni ve müzik ortaya çıkartıyor. Yani yedi tane değil mi hocam, nota yedi, yedi nota mı var? yedi notadan düşünebiliyor musunuz bu kadar farklı müzik türü var, bu kadar farklı birbirinden e, hakikaten güzel ve özel e, melodiler ortaya çıkıyor. Bu ne demek ki Allah'ın doğada yaratmış olduğu yasalardan e, bir tanesi bu anlamda e, notalar veya sanat. Ve Allah insanı bunu işleyerek birbirinden güzel, birbirinden hoş, birbirinden insan ilgisini çekecek şekilde parçalar ortaya çıkarması potansiyelini yaratmış. Allah'ın yarattığı bu potansiyeli niye e, haramlaştı? Yani Allah haram deseydi zaten haram olurdu ama Allah haram dememiş. O yüzden bir insan kişisel olarak ben müzikle ilgilenmek istemiyorum diyebilir her konuda olduğu gibi. Kendi kişisel tercih. ama bir insan müzikle ilgileniyor diye o harama giriyor derse işte bu Allah adına din uydurmaktır ya da Allah iftira etmektir. Yani bunu altın çizmemiz faydalı olur önce. Evet şey halkın tabii yaptığı hatalardan bir tanesi de şu oluyor. Şimdi diyor ki ya adam o daha takva oluyor hiç olmazsa sakınıyor. Onu yapmıyor müzik. Yani tamam belki yani müzik helal olabilir ama takva. bu görüş de çok yanlış. Evet. Şimdi Kur'an'da olmayan haramlar üretmekle ilgili takva tanımı hiç yok. Tersine Allah diyor ki diliniz yalana alışmış olduğu için şu haramdır bu helaldir demeyin. Bunun üzerine Allah'a iftira atacaklarını söylüyor Kur'an. Yani Allah haram olmayan haramın çıkartılmasını takva olarak göstermiyor. Bir kınama unsuru olarak gösteriyor. Ciddi şekilde eleştiriyor. Takva nedir? Allah'ın mesela sen namazını öyle bir kılacaksın ki huşuyla namaza verdiğin önemli şeyle. Onunla mesela işte takvanı göstereceğim. Veyahut da fakirlerden verirken bütün imkanlarını sonuna kadar kullanacağım. Yani vaktini vereceğim, paranı vereceğim, hem teşvik edeceğim değil mi? Fakirlerle ilgili organizasyonda takvanı Allah'ın böyle farz kıldıklarının yerine getirirken göstereceğim. Malının ne kadarını verdiğinde, vaktini ne kadar Allah için verdiğinde göstereceğim. Yoksa olmayan bir haramı haram yaparsan takva değil sadece daha fazla eleştiri Hocam, unsur olsun. E, burada yanlış hatırlamıyorsam hani düzeltin yanlış eğer şey yaparsam. E, Tahrim suresinde peygamberimiz de bu konuda eleştiriliyor muydu ben mi? Ben evet. Allah yani sana helal kılmış olduğunu Hı -hı. sen eşlerin rızasını gözeterek niye kendini haramlaştırıyorsun? E, Peygamberimizin mu? bile böyle bir konuda ya kendi kendine Hı -hı. ama bir o dikkat et kendi kendine bile Hı -hı. peygamber evet. orada haram kılmıyor kendi Hı -hı. kendine bir şey öyle bir azmediyor yapmayacağını ifade ediyor haramlaştırıyor kendisine yani onun için yemin ediyor ve bunun üzerine bir yani kınama var. Kendi kendisini aldığı bir karardan dolayı var. Hocam bir de şey net için düşün yani olması zaten evet. evet hocam. Yani şeyi düşünmekte fayda var. Yani Kur'an-ı Kerim'de 6.236 ayet var değil mi? Elimizdeki nüshalarda. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir insanın e, hem günlük hayatını hem de tüm yaşamını iyi ve erdem bir insan olarak yaşanması için gerekli olan her şey fazlasıyla var. Yani bir insan ben nasıl muttaki olurum, nasıl Allah'a karşı ve yaratıklarına karşı görev ve sorumluluklarımı yerine getiririm, yani bu konuda yeterince bilgi sahibi değilim ee, diyeceği bir durum yok ki kalkıp da olmayan haramlar üretsin kendisine. Yani zaten sakınmamız gereken şeylerle ilgili Allah bize bütün incelikleri detayıyla göndermiş. Yapmamız gereken şey Allah'ın bize vermiş olduğu reçeteyi en güzel şekilde uygulamak. Yani kendi adımıza haramlar üretmek ya da Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal kılmak. Ya da e, yani bu, bunu yaptığımız zaman daha mutlaki bir insan olacağımızı zannetmek değil. Allah zaten bize farz kılmış olduğu ve buyruk olarak göndermiş olduğu şeyler üzerine titizce davranalım. Titizlik gösterelim. Zaten e, gerektiği kadar o sorumluluk ve duyarlılık bilincinde hareket eden bir insan haline geliriz. Bir de burada hocam çok komik manzaralar da görüyoruz. Mesela komik manzaralardan bir tanesi şu. E, resmin haram olduğunu adam anlatıyor. Televizyon Ondan sonra fotoğrafın haram olduğunu anlatıyor ve bunu nereye diyor? E, kameralara karşıt söylüyor. Fotoğraf haramdır ya Kameranın çektiği senin bir sürü resmin arka arkaya hızlı hızlı gel saniyede şu kadar resim arka arkaya pat 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 fotoğraf saniyede gösteriliyor. Fotoğrafa haram de diyor. Resimden dolayı, resimle fotoğrafı bir tutup haram diyen kimse dediği gibi Bu arada bir sürü fotoğrafı çekilirken bunu söylüyor. Yani böyle komediler görüyoruz veya müziğin haram olduğunu anlatan kimsenin işte anlattığı o programa girişte işten önce cıngıllar mıngıllar müzikle enstrümanlarla girişler yapılıyor. Cıngılla mıngılla müzik enstrümanla giriş yapıp adam müziğin haram olduğunu anlatıyor. Şaka gibi. Yani bir müziğin haram olması konusu ne kadar önemli olduğunu anlamak isteyenler varsa İngilizcesi olanlar müzik İngil ve haram yazsınlar mesela İngilizce. Müziğin haram olduğunu söyleyen videolar ilk sayfada ağırlıkta çıkıyor. Yani bu kadar önemli. Ya bazıları çünkü bunu niye açıklıyorum? Yani bazıları şöyle diyor. Ya bunlar işte çok azınlık dilleri var müzik diye yani Kim ki karım? Yani, yani olmayan bir şeyi anlı Ya olmayan bir şey biz hiç cevap vermeye çalışmıyoruz burada. Olmayan öyle çok e, minör sorular var. Onlar vakit harcamayalım diye onları geçiyoruz. Müzik meselesi çok haram olduğu meselesi İslam aleminde baya e, bayağı bir kimsenin söylediği bir şey. Kur'an'a bu kadar aykırı bir şey. Dediğim gibi inanmayan işte İngilizce müzik ve haramı yazsın yan yana görsün şeyini. Ve de böyle bir kısmı işte dediğim gibi cıngıl mıngıl müzik aletiyle yapılmıştan sonra giriş yapıldıktan sonra bunları söylüyorlar. Şimdi süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Bayağı yine e, soru kaldı. E, size aslında Allah'ın neden göremiyoruz sorusunu yönlendirecektim ama eğer hani farklı daha önemli bulduğunuz bir soru varsa. Yok şey, o soru ben... önemli bence hmm. konuşabiliriz. Ya, kesinlikle. Aslında bunu çok konuşalım çünkü bu da çok hmm. fazla. Evet ki bazı anlattıklarımızla da alakalı başlıyor. Evet, evet yani kafasını evet. kurcalıyor. Ee, şimdi bir kere sorulan dediğimiz gibi her soru tabii ki kendi içinde değerlidir ve hmm. bu soruyu bir insan samimi olarak soruyorsa ona gerçekten olabilecek en güzel şekilde cevap vermek gerekebilir. Ama ee, bu soru mesela bazen insanlar tarafından böyle kötü niyetle de kullanılabiliyor yani hani sanki Allah'a e, Allah görürsek inanacağız işte inanmamız istiyorsa da göstersin kendisini falan gibi böyle alaycı üslubu falan tabi onları biz dikkate almıyoruz. Şimdi önce şunu anlamamız lazım. Safat suresi Kur'an-ı Kerim 180. ayetinde İzzet ve azamet sahibi Rabbin insanların idrak evrelerinin çok ötesinde aşkın bir yüceliğe sahiptir diyor. Yani bir kere eee Öncelikli olarak Kur'an'ın Allah ile ilgili neler söylediğini odaklanmak lazım. Yani e bir insan Allah neden göremiyoruz sorusunu soruyorsa öncelikli olarak bu sorun içerisindeki Allah'ı iyi idrak etmemiş ve kavramamış demektir. Şimdi bakın ateistler tarafından da bu sorunun sık sık böyle dile getirildiğini görüyoruz. Ee, bu da aslında bence ateistlerin de. Allah'la ilgili yeterince düşünmediklerinin veya Kur'an'ın Allah'la ilgili neler söylediğini yeterince e, özenli bakmadıklarının bir göstergesi. Çünkü diyorlar ki Allah varsa neden göremiyoruz? Eğer varsa göstersin kendini bizde olduğuna inanalım falan gibi böyle bir e, çocuksu yaklaşım. Şimdi zaten Allah en mükemmel varlık Kur'an'ın ifadesiyle en mükemmel varlığın görülmemesi gerekir. Neden? Şimdi tarih boyunca bir sürü dinlerin Gözde gözle görülür belli yerleri işgal eden belli ebatlarda belli boyutlarda işte renklerde belli biçimlerde e, bir takım putları tanrı edindiklerini görüyoruz değil mi? Geçmişten günümüze kadar var ama dikkat ederseniz bu put edindikleri tanrı edindikleri şeylerin hepsi bu sahip oldukları özellikleri sebebiyle kusurlardır. Yani belli ebatlardaki belli renklerdeki bir varlık ya da eee Bizim gözle gördüğümüz zaman kafamızda bir imaj uyandıran bir varlık pekala başka varlıklara benzetilebilir ya da başka varlıklarla kıyaslanabilir. Bu niye şurası şöyle, şurası niye böyle veya niye böyle değil diye. Dolayısıyla en mükemmel varlığın da benzersiz olması gerekir ki nitekim Kur'an-ı Kerim bunu ifade etmektedir. Nerede? Şura Suresi'nin 11. ayetinde. Allah'a benzer hiçbir şey yoktur diyor. Yani düşünün ki Allah'la ilgili ne düşünürsek düşünelim. Hiçbir şekilde onu gerçek anlamda tasavvur etmemiz mümkün değildir. Bunu anlamamız gerekiyor. Bir şeye benzetmemiz mümkün değildir. Şimdi Allah ışık, mekan, göz, fizik yasaları gibi her şeyin yaratıcısıdır. Yani bu yasalar yokken de Allah vardı. Bu ne demek? Allah varsa onu neden göremiyoruz sorusunda bu anlamda ısrar etmek anlamsızdır. Neden? Allah'ın gözükmemesi bir kere onun yokluğuyla ilgili bir delil değildir. Yani bir insan... Eğer ki sadece gördüğü şeye inanacağını veya inanabileceğini söylüyorsa bu doğru değildir. Niye? Mesela aklımız ve zihnimiz olduğunu biliyoruz, kabul ediyoruz değil mi? Ve bunu göremiyoruz. İşte atomları, mikropları, e, havayı ya da radyasyonu göremiyoruz. Mesela şu anda koronavirüs pandemi sürecindeyiz değil mi? Mesela koronavirüsü görebiliyor muyuz? Koronavirüsü göremiyoruz. Ama biliyoruz değil mi? İşte koronavirüs var, bu kadar tıp otoriteleri söylüyor işte. Ve insanlar zaten ciddi anlamda bunu e, çok olumsuz şekilde tecrübe ederek de yaşamak durumunda kalıyorlar. Şimdi onları göremememiz var olmadıklarını göstermez. Bir kere bunu ifade edelim. İnsanın sınırlı görme e, duyusunu cisimlerin varlığı veya yokluğu konusunu ölçüt almak da e, büyük bir hata olacaktır. Düşünün. Daha yayılan ışığın tamamını göremiyoruz biz mesela. mesele. Yani sadece 390-750 nanometre dalga boyundaki ışığı fark edebiliyoruz. Yani biz ışığın tamamını da göremiyoruz ki. Hı, hı. Dolayısıyla bir şeyi görmenin sadece insan olsunluğu kapasitesiyle görmek olarak tanımlamak da çok tutarlı değil. Ama şu var biz Allah'ı göremesek de görmemiz mümkün değildir. Allah'ı göremesek de Allah'ın evrende yaratmış olduğu ortaya koymuş olduğu sanatının izlerini işaretlerini takip ederek onun varlığıyla ilgili birçok delil ortaya koyabiliriz ki Kur'an-ı Kerim baktığımız zaman Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim bu konuda bize zaten birçok ayetle örnek veriyor ve bizi motive ediyor aslında dış dünyanın Allah'ın izlerini, delillerini e, anlamayı motive ediyor. Ünlü felsefeci ve fizikçi Pascal'ın dediği gibi Allah'ın varlığı kalbi açık insanların kolayca görebileceği kadar apaçıktır. Ama bunun için hani Kur'an-ı Kerim diyor ya kafadaki gözler kör olmaz. Kör olan aslında görüşlerdeki o kalplerdir yani. İnsanın o vicdanını kör hakikati görmek için gerçekten e, hareket etmesi ve e, evrendeki izleri, işaretleri ...delilleri takip etmesidir buradaki esas olan şey. Tabi bu dünya hayatının bir sınav olduğu gerçeğini sürekli vurguluyoruz. Bu da sınavın kendisi. Çünkü Allah'ın görülmesi durumunda Allah'a inanmamak gibi bir seçenek de kimsenin önünde kalmayacaktır. Yani düşünsenize Allah'ı görüyorsun sonra Allah var mı yok mu diye tartışıyorsun falan böyle bir şey de zaten mümkün değil. Bu da kendi içerisinde e, sınavın imtihanın bir e, cilvesi diyelim. Tabi... E, Enam suresi 103. ayette Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hiçbir beşeri görüş ve tasavvur onu kuşatamaz. Fakat o her türlü beşeri görüş ve tasavvuru çepeçevre kuşatır. Yalnızca odur her şeyi nüfuz eden, her şeyden haberdar olan. Yani siz hiçbir şekilde Allah'ı görmeniz mümkün değildir. Ama Allah her birinizi en güzel şekilde, en ince aydınlısına, detayına kadar görür. Şimdi şeyi hatırlarsanız, Araf suresinde 143. ayette e, Hz. Musa Allah'la sözleşme yerine geldiği zaman e, Allah da onunla konuşunca Hz. Musa diyor ki Rabbim bana kendini göster seni göreyim diyor. Yani Hz. Musa da aslında Allah'ı görmek istiyor. <laughs> bakın Kur'an ne diyor Allah diyor ki beni asla göremezsin. Beni görmen mümkün değil. Şu dağa bak diyor eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin diyor. Allah o dağa tecelli edince kudretiyle o dağ paramparça oluyor. Hz. Musa bayılıyor. E, kendine geldiği zaman diyor ki bakın çok önemli burası. Allah'ı tesbih ediyor. Diyor ki senin noksan sıfatlardan uzak tutarım. Tövbe edip sana yöneldim. Ben iman edenden ilkiyim. Bu ne demek? Yani aslında Hazreti Musa şuna şahitlik ediyor. Allah'ı görmek istemek Allah'a bir takım noksanlıklar isnat etmektir. Evet. Ve diyor ki sen her türlü noksanlıktan uzaksın. Tabii ki e, aciz olan benim. E, mükemmel olan sensin. Benim seni görmem mümkün değildir. Ben gönülden teslim oldum ve tövbe ettim diyor. Allah. Dolayısıyla bu soruyu belki de hani bu açıdan değerlendirmek ve Allah'ı görmeyi, iman etmeye delil saymaktansa Allah'ın evrendeki izlerini ve işaretlerini anlayıp idrak etmek ve bu şekilde Allah'ın varlığını temellendirmek daha doğru bir yoldur diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Bu konuda ben de tabii bir şeyler diyeyim. Hocam yani insan peki kimi görüyor? Kimi gördüğünden emin? Mesela annesini, babasını, çocuğunu görüyor değil mi? Gördüğünü söylüyor. Peki şöyle bir şey söyleyelim yani diyelim ki karşında anneni görüyorsun kimdir yani annen dediğin kişi yani aslında anneni gördüğünde gördüğün annenin bedeni ama annenin bedeni de bütün insan bedenleri gibi işte 6 ayda bir hücreleri yenileniyor vücuttaki beyin hücreleri biraz geç yenileniyor ama aşağı yukarı beyin hücrelerini direkt görmüyoruz zaten. Yani gördüğümüz hücrelerin aşağı yukarı hepsi 6 ay önce aynısı değildi. Benim sonuçta annem dediğim kimse kendi iç tanıklığı, duygular hisleri olan kimse. Ben, her neyse o ben, o da ayrıca tartışmaya değer bir husus. O ben dediğimiz içinde bir tanıklık var iç dünyasında. Baktığımızda aslında annemin, babamın, arkadaşımın, şu anda Furkan'ın ben o benini görmüyorum ki. Dış dünyada 6 ayda bir yenilenen hücrelerini görüyorum. Ya şöyle bir düşünce deneyi yapalım. Türkiye'de mesela bir yüz e, e, nakli yapıldı değil mi? Allah korusun mesela gerekse diyelim ki bir e, ajanlık filmi için veya bir şey için gerekse yüz nakli yapılsa diyelim Furkan'a şimdi başka birinin yüzü. Ben buna Furkan değil mi diyeceğim karşımdaki? Hayır yine Furkan diyeceğim. Dikkat edin gördüğüm yüz değişiyor. Zaten altı ayda bir hücreleri değişiyor. Sonuçta bizim aslında gördüğümüz annem, babam, arkadaşım, Furkan, Emre dediğim kimseyi de biz doğrudan asıl o Furkan denenler neyse o özü görmüyoruz. Emre denen o özü, annem dediğim şeyin özünü görmüyoruz. Aslında biz yani en yakınlarımızın bile bizzatı kendisi her neyse onu görmüyoruz. Dışarıdaki alametlerini görüyoruz. Dışarıdaki varlığıyla ilgili delilleri görüp onu görüyoruz. Aslında, aslında Allah için de benzer bir şey var. Tabii ki Allah'ı bedeni olarak evreni görmek çok yanlış bir anlayış olur. Yani onu asla söylemek istemiyorum böyle panteistlerin bir kısım düşünebileceği tip şeyler ama Allah'ın varlığında biz öyle deliller üzerinden biliyoruz. Ve baktığımızda bizim her varlığı bilişimizde aslında dışarıdaki alametlerinden doğrudan onun kendisini görmemizden kaynaklı bir şey değil diyeyim. Bu aslında biraz da düşünsünler bu konuda burada bırakayım çünkü aslında süremiz bitti diye işaret ediyoruz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ağzınıza sağlık hocam. E, ee, Caner hocam, Emre hocam katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben, sağ olun. Ee, değerli izleyenler, Profesör Doktor Caner Taslaman ve Emre Dorman hocalarımız bizlerle birlikteydi. E, ee, Kendileri de dini konularda merak edilen sorular üzerine konuştuk, onları cevapladık. Bu gece bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.